Arkadaşlar merhabalar. Maalesef süre daralıyor. Hangi süre? Söyleyeyim. Bu küresel pandemi yasa tasarısı ya da küresel pandemi tüzüğü yavaş yavaş süre tükeniyor. O süre 24 2024 Mayıs ayında bitiyor. Geçtiğimiz haftalarda bir toplantı düzenlendi. Yani e, yaklaşık 3 gün süren bir toplantı. Bu toplantı işte bu konuyla alakalı toplantıydı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros kendini parçalıyor. Niye? Bu yasayı bir an önce devletlere onaylatmak. Dertleri ne? Dertleri şu. Bu yasa tasarısı onlar için çok çok önemli. Çünkü bütün yetkileri, bütün gücü kendilerinde toplayan bir yasa tasarısını devletlere kabul ettirirlerse hakimiyetlerini ilan edecekler. Başka başta bilgeyiz geçtiğimiz günlerde açıklamasını duydunuz. Dedi ki 2030 yılına kadar et tüketimini sıfırlayacağız. Siz kimsiniz, kimin adına sıfırlıyorsunuz diyen olmadı. Tıpkı o malum süreçte yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle arkadaş sen doktor musun, sen neden bu süreçte konuşuyorsun diyen olmadığı gibi. Şimdi baktığım zaman yeni açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros'un yeni açıklaması var. Diyor ki artık diyor ee, yeni bir salgının olacağını değil ne zaman olacağını beklemeliyiz diyor Demek ki bir şey geliyor yani geliyor gelmekte olan diye bir cümle var ya Evet geliyor bir şekilde geliyor Tabii ki insanlar devletler bu tehlikeye bu tehditlere karşı mutlaka önlem alması gerekir bireysel önlemleri alacağız devletin almış olduğu önlemler var onları almak zorunda Diğer taraftan Küresel kurumlar e, bu tehdit ve tehlike karşısında önlem alması gerekir. Ama devletleri köşeye sıkıştırarak istediklerini yaptırmak adı altında bir şeyleri tezgahlıyorlarsa bu çok kötü bir şey ki yani bugün bütün dünyanın gözünde güvenilmez kurumlar oluştu. Küresel kurumlar artık güveni kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ocak 15 ve 19 tarihlerinde 15-19 Ocak tarihlerinde biliyorsunuz Davos'ta bir zirve yapıldı. Bu zirvenin ana teması neydi? Güveni yeniden inşa etmek. Hangi güven? Neden güveni yeniden inşa etmek? Demek ki bir şeyleri kaybettiler. Güveni kaybettiler. İnsanların kendilerine olan güvenlerini kaybettiler. Ne zaman? İşte o malum süreçte. Şimdi bunun revanşını almak istiyorlar. Bunun için, bunun için gerçekten de ciddi bir hastalığın Gelebileceği tartışılıyor. Bu sefer yani hani e, sahtesinden şundan bundan daha ziyade bu sefer gerçek bir e, hastalık gelirse, oluşursa ve bütün dünya daha önceki durumu, daha önce yaptıklarını göz önüne alarak bunu umursamaz iseler ciddi ölümler olabilir. Benim şahsen endişe ettiğim konu bu. Yani bildik doğal bir virüs gelirse, bir hastalık gelirse İnsanlar eskiye oranla güven, güvenlerini kaybettikleri için umursamayabilirler. Ama bakın mutlaka ve mutlaka önlem alınması gereken bir durum söz konusu olursa işte bu ciddi sorunlara da yol açabilir. İnsanlar tedbirlerini ertelerse, insanlar tedbir almazsa, devletler tedbir almazsa ciddi bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Sanki bunun işaretlerini veriyorlar. Şimdi e, bu küresel pandemi yasa tasarısı. Bakın gerçekten önemli. Hem içeriği açısından önemli hem de küreselciler açısından önemli. Bu konuyla ilgili çok defa söylen, e, söyledik, yazdık, çizdik ama tekrar etmekte fayda var. Eğer bu yasa çıkarsa Dünya Sağlık Örgütü ulus devletlerin sağlık bakanlıklarının yerine geçen bir küresel e, küresel sağlık bakanlığı oluyor. Bunu ciddiye almak lazım. Bu Tek Dünya Devletine atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman Dünya Sağlık Örgütünün ne kadar şeffaf çalıştığı, çalışıp çalışmadığı, bunu gördük biz, test ettik, biliyoruz. İşte bütün yetkiler kendisine geçtiğinde, ulus devletleri nasıl parmağına takıp oynatacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Bugün baktığım zaman maddeler arasında, şimdi e, diyorlar ki geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yaptı Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Dedi ki komplo teorileri ve komplo teorisyenleri yüzünden bu yasa tasarısı bahsettiğim o küresel pandemi tüzüğü e, durma noktasına geldi. O zaman dedim ki ya bunda bir nevi katkımız varsa ne mutlu bize. Çünkü bakın o yasayla birlikte insanların fikirlerine hangi fikirlerine küresel ideolojiye ters düşen, küresel ideolojiyle aynı olmayan, sorgulayan, soruşturan, fikirlere sansür getirmek istiyorlar. Birleşmiş Milletler bunu açık ne şekilde e, açıkladı ve devletlere bu konuda harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Yine bu yasa tasarısı içerisinde bu maddelerde var. Yani efendim işte yanlış bir bilginin yayılması bu konuda biliyorsunuz ülkemizde dahi yasa çıktı. O yüzden yani fikirleri fikirlerin tartışılmasını, sorgulanmasını, soruşturulmasını asla asla istemiyorlar. Elbette kimse yanlış bilgiyi yaymasın. Bakın bu yaysın anlamında demiyorum. Yanlış bilgiyi kimse yaymasın. Hiç kimse insanların tedbir almasını engellemesin. Tedbir her konuda tedbirimizi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir durum olursa, bir tehdit tehlike olursa insanlar tedbirlerini mutlaka almalıdır. Fakat şimdi bunu kötüye yoran, bunu kötüye kullanan ve insanları korkutarak, insanları sindirerek ve küresel ideolojiye biat ettirmek adına farklı farklı dolaplar çevirerek bunu yaparsanız milleti de kusura bakmayın enayi yerine koymuş olursunuz. Şimdi burada baktığım zaman bu küresel pandemi tüzüğünü tartışan medya yoktur. Türkiye'de bu yani uzmanları çıkarın, televizyonlarda tartışsınlar. Bu ne getirir, ne götürür? Devletlere hangi yükümlülükleri getiriyor? Devletleri neyle bağlıyor, neyle sınırlıyor? İnsanları insanların yararına, faydasına ne getiriyor, ne götürüyor? Yahu bu bir tartışsın, tartışılsın. Yani o malum süreçte bütün doktorlar televizyon televizyon dolaşarak insanları korkuttular. Fikirlerini söylediler. Bunda niye söylemiyorlar? Bu yasa tasarısı hakkında niye konuşmuyorlar? Şimdi baktığın zaman bu yasa tasarısının içerisinde çok sıkıntılı maddeler var. Bir kere bu yasa tasarısı diyelim sağlıkla ilgili değil mi? Sağlıkla ilgili. Öyle olması gerekiyor. Ama baktığınız zaman Gıda hayvancılık da artık bu e, tüzüğün içerisinde yer alıyor ve diyor ki e, yanlış beslenmeden kaynaklı hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bu şekilde bir şekilde bu ilgilendirebilir ama beslenme alışkanlıklarının da bu işin içerisine sokulması önümüzdeki dönemde bilgeysin de üzerine basa basa söylediği yapay et konusu gündeme gelecek ve dolayısıyla 2030 gündemine hizmet edecek. Tüm faaliyetler devletlere dayatılacak. Şimdiden zaten dayattılar. Bakın ülkemizde üniversitelere gidin, üniversitelerin 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, konulu e, planları var. Bunları yürürlüğe koyuyorlar. Harıl harıl üzerinde çalışıyorlar. Şimdi ben şunu söylüyorum: Gelişmeye ve insanı daha iyi yaşatma, insanın refahı için, insanların hizmeti için yapılan her faaliyeti Başımız gözümüz üzerine koyar ve destekleriz. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Ama bir avuç küresel elitin azınlığı, kendi ideolojileri, kendi düşünceleri, kendi sapkın fikirleri çerçevesinde bir dünya oluşturmak istemeleri elbette sorgulanmalı, sorgulamalıyız. İşte bunu istemiyorlar. Şimdi küresel sosyal medya yasası bakıyorsunuz çıkarılıyor. Diyor ki efendim işte yanlış bilgiyi beyan etmek, konuşmak elbette etmesinler. Fakat bunun altında yatan gerçek şu. İnsanların sorgulamasını, soruşturmasını ve resmi ideolojiye karşı farklı fikirler üretmesini engellemek için bunu yapıyorlar. Bu yasa tasarısı eğer çıkarsa bakın bir daha malum bir süreç yaşandığında hiç kimse Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğinin dışında bir şey söyleyemez. Ya da işte ulus devletlerin sağlık bakanlıklarının açıkladığı bir şeye karşı farklı fikir ileri süremez. Yine Bakın bir bölgede, bir ulus devletin bir bölgesinde meydana gelen bir hastalık küresel salgın haline getirilebilecek. Ve ulus devletler, ulus devletler olası bir küresel salgında hastalıkta devre dışı kalacak. Bütün yetkileri kime geçecek? Dünya Sağlık Örgütü'ne geçecek. Ve yine e, hayvansal hastalıklar, hayvanla insan arasındaki ilişki, insanların beslenme türleri, beslenme alışkanlıklarımız, dünya sağlık eliyle, dünya sağlık örgütü eliyle değiştirilebilecek. Ha bunlar birileri için e, önemli olmayabilir. Birileri için ya ne güzel tedbir alıyorlar, ne güzel önlem alıyorlar. Keşke öyle olsa. Ama Mayıs 2024 milat devletler bunu ya onaylayacak ya da karşı çıkacak. Şu anda bu yasa tasarısının son aşamasına gelindi. Yani her şey tamamlandı. Geçtiğimiz e, hafta ee, yaklaşık bir e, hafta süren çalışma yapıldı. Son rötuşlar retuş, yapıldı ve 24 Mayıs'ta onaylanmak üzere rafa kondu. Şimdi ama Tedros te, e, e, belli ki tedirgin bilgeyiz tedirgin. Sık sık açıklamalar yaparak. falancı hastalık, hastalık x, hastalık bilmem ne falan diyerek sürekli korkutarak ulus devletlere mesaj veriyorlar. Ve bu tehditler, bu tehlikeler bu geleceğe dönük açıklamalar ha gerçek de olabilir. Bakın bunu son kertede insanları, devletleri köşeye sıkıştırmak için bu gerçekleşebilir. Bu sefer ciddi bir felaket olabilir ve her zaman söyledikleri gibi o malum süreçten öldürücülük oranının %20 daha fazla olduğu, hatta %80 öldürücülük oranına sahip olan hastalıklardan bahsedildiğinde görmekteyiz. Ama asla ümitsizliğe asla asla karamsarlığa kapılmamamız gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi bu tehdit ve tehlikelerden haberdar olacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün ne yapmak istediğini bileceğiz ama tedbiri elden bırakmayacağız. Tedbirimizi alacağız. Hastalıklara karşı mutlaka tedbirimizi alacağız. Devlet bazında alacağız, bireysel bazda alacağız. Uyanık olacağız. Ya bir şey olmaz demeyeceğiz ve dolayısıyla bunların tehditlerine, tehlikelerine de boyun eğmeyeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah Dedikleri gibi o yarım kalır ve bu tüzük devletlerin egemenlik haklarını, ulusal egemenlik haklarını, iradelerini elinden almayacak şekilde yeniden düzenlenir ve insanlığın geleceğine hizmet edebilecek şekle sokulur diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.